Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün Ankara'dayız Gölbaşı tesislerinde FNSS'nin insansız kara aracı gölge suvari arkamda görüyorsunuz. Artık yeni harekat şartlarında çok farklı sistemler bir araya geliyor. Bunların başında da gökyüzünden tanıdığımız insansız hava aracı sistemleri ama iş sadece İHA'larla bitmiyor. Artık deniz arkamda gördüğünüz kara sistemleriyle dijital birlik konseptinde farklı farklı sayfalar açılıyor. Türkiye'nin önde gelen özellikle tekerlekli veya paletli zırhlı araçlar üreten FNSS şirketi bu pazara arkamda gördüğünüz Gölge Suvari ile birlikte girmiş durumda. Gölge Suvari'yi bugün birlikte test edeceğiz. Özelliklerini uzman isimlerden alacağız ve bu iş geleceğe doğru nasıl gidiyor birlikte inceleyeceğiz. Türkiye'de oluşturulan insansız kara aracının en büyüğü arkamda görmüş olduğunuz Gölge Suvari. Benim merak ettiğim konuda Gölge Suvari'nin biraz sizden teknik özelliklerini alacağız ama önce sizi bir tanıyalım lütfen. Merhaba ben Serkan Balbay, Araç Elektroniği ve Silah Sistemleri Direktörüyüm. Yaklaşık 22 yıldır FNSS'de çalışıyorum. Evet, e, ikaların en büyüğünü biz yaptık <laughs> şu anda. Herhalde daha büyüğü yok diye düşünüyorum. E, bizim için çok heyecan verici bir proje. Tabii bunun temelleri çok e, yıllar önce atıldı FNSS'de. E, ve bugünlere geldik. Şu anda sağ testlerindeyiz bunu gururla söyleyebiliyoruz. Biraz bize teknik özellikleri hakkında aracın Tabi bu kendini ispat etmiş Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da çok uzun yıllar kullanılan bir M113 ama nedir biraz teknik özelliklerini yeni haliyle dinleyelim mi sizden? Bizim aracımız şu anda seviye 3 3'e yakın bir otonomi seviyesinde Sağ testlerini yürütüyoruz. İnsansız kullanılabiliyor, insanlı da kullanılabiliyor aynı zamanda. Dolayısıyla bu özelliği sahada özellikle bu boyuttaki bir aracın operasyonel kabiliyet açısından çeşitli şekillerde de kullanımını e, gündeme getiriyor. Mesela insanlı olarak gidip harekatın bir safhasında insansız e, olarak devam edebilirsiniz. E, veya bir e, tank taburu ya da tank müfrezesiyle birlikte kanat elemanı olarak kanat aracı olarak kullanılabilir. Ya da bir İHA ile birlikte e, değerlendirilebilir. E, çok çeşitli e, görev yükleri üzerine entegre edebilirsiniz. Çünkü ağır bir platform olduğu için yük taşıma kabiliyeti çok yüksek. O yüzden de e, biz e, 20'ye yakın değişik görev tanımladık ama bu sayı çok daha yukarılara çıkabilir. Çok çeşitli görevlerde askerimizin inşallah faydasına olacağına inanıyorum. Şimdi tabii test için baktığımız zaman ben üstüne bir kule görüyorum ama tabii bu bir test aracı, Arge aracı. Üzerinde ne tür silah sistemleri kullanılacak? Yani dünyada bu İka sistemi ilgili Yavaş yavaş standartlaşan bazı silah sistemleri var mı? Şimdi tabii ikaları çok değişik sınıflarda çalışmalar var, hafif, orta, ağır sınıfta. Biz ağır sınıf İKA'ya odaklanmış durumdayız. Ağır sınıf İKAL'larda platformun kabiliyeti gereği çok yüksek seviyede görev yükü ve silah sistemi çok değişik şeylerde taşınabiliyor. Bu Biz bu üzerinde gördü, görmüş olduğunuz silah sistemi 25 mm topa sahip. Dolayısıyla biz 25, 30, 35 hatta 40'a varan kalibrelerde silah sistemleri entegre edebilecek durumdayız. Ve tabii içinden personelin çıkmış olması da bir e, mühimmat cephane koymak için herhalde ekstra bir yer mi sağlıyor? Doğru bir noktaya temas ettiniz. E, bizim bu silah sistemimizde insansız kullanıma uygun ancak içerinin boş olması sebebiyle silah sisteminin içerideki ka, e, mühimmat e, ve atışa, atışa hazır mühimmat dediğimiz e, e, miktarı oldukça fazla yapabiliyoruz. E, bu da tabii e, sahada insansız kullanımınızda en önemli e, özelliği olan atış gücünün önemli ölçüde çarpan olarak arttırılması anlamına geliyor. Bu konuda da yine mühimmat istifleme, taşınabilir mühimmat ya da sahadaki ileri karakollara ya da ileri uçtaki askerlerimize cephane sağlama, ateş desteği sağlama, yakıt sağlama, yaralı tahliyesi, oraya görev yükü aktarımı, gerektiğinde akü bile istifleyip götürebilirsiniz. Yani Birçok şekilde kullanılabilir. Şimdi insansız kara araçlarına baktığımız zaman siz dediniz ki M113'ten insansız hale getirilen ağır sınıf. Peki işte günümüzün zırhlı personel taşıyıcıları M113'ten daha büyük, daha kapasiteli veya tanklar var. Onlar ne zaman sizce insansız hale getirilir? Nasıl bir süreç var bununla ilgili? Açıkçası biz ağır sınıf ikaların orta sınıf ve hafif sınıf ikalardan farklı olarak insanlı sistemlerle müşterek kullanılacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla burada tankların insansızlaştırılması da gündemde. Bizim mesela burada geliştirdiğimiz teknolojiler ve kitler aslında ağır sınıf herhangi bir insanlı araca da kolayca adapte edilebilir. İlla mezunuç olması ya da başka bir araç olması şart değil. Burada önemli olan teknolojik kazanım ve bu sensör sütun ve dönüşüm kitinin bir şekilde çıkmış olması. Bu kabiliyeti kazandırdığımız için de mutluyuz. Peki İKALAR e, tabii ben amacım izleyicilerimizin hayal etmelerini sağlamak askeri açıdan İKALAR'ın operasyonlarını neler yapabiliyor sahada biraz bize bunlar hakkında detay verir misiniz? Ee, özellikle ileri uçta gözetleme, sızma ve ateş desteği sağlama ya da konvoy harekatında e, konvoy takip özelliği sayesinde kullanılma e, imkanı çok yüksek. Bu e, tekil kullanım ve çoğul kullanım diye adlandırıyoruz biz bunu. Bizim e, geliştirdiğimiz Ar Sınıf İKA her iki kullanıma da uygundur. Çokul kullanımdaki görevleri de başarıyla yerine getirir, tekil kullanımdaki görevleri de. E, dediğim gibi biraz önce de bahsettim. E, yaklaşık 20'ye yakın görev profili çıkardık biz. Ama bu sayı tabii ki e, tatbikat ya da kullanıldıkça, askerimiz bunu kullandıkça artacaktır. Daha değişik görevlerde tanımlanabilir. Çünkü bu gördüğünüz platformun mobilitesi oldukça yüksek. Yük taşıma kabiliyeti de çok yüksek. Öyle olunca ikisi bir araya gelince bir sürü görev profiline uygun olabiliyor. Üzerine anti tank silahı takıp tank birlikleriyle birlikte de gönderebilirsiniz. Ayrıca karakol gözetleme, sınır gözetleme, devriye görevlerinde de kullanabilirsiniz. Birçok faaliyete eşlik edecektir belki de daha eski nesil kara araçlarının farklı böyle insansızlaştırılarak yeni yeni de bir e, savaş tarihine yeni bir belki de bir sayfa açılacak gibi duruyor. Çok teşekkürler verdiniz cevaplar yani için. Çok teşekkür ederim. Için. İnsansız sistemler ülkemizde İHA'larla çok daha fazla kamuoyu tarafından tanındı ama işin denizde giden idaları var, kara üzerinde ikaları var. Ben sormak istiyorum size FNSS gölge suvari ile ilgili çalışmalara ne zaman başladı? Ama önce sizi bir kısaca tanıyalım arkasından cevabı alalım. Merhabalar, ben Özgen Gönenç. FNSS'de iş geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorum. İnsans FNSS insansız kara araçları tasarımında 2018 yılında aslında muharebe araçlarının çoklu görev profili operasyonlarını desteklemek ve aynı zamanda da insanlı birliklerle birlikte entegre olabilecek bir insansız araç ağır sınıf insansız araç ortaya çıkarmak üzerine 2018 yılında başladı ilk çalışmalarına. Zaten 2019 yılında İDEF fuarında ilk insansız aracımızı sergilemiş olduk. Uzaktan komuta göreviyle diyeyim. Bundan sonraki süreçte de bu insansızlaştırma üzerine uzaktan komuta. Yazılımları ve entegrasyonu olgunlaştıktan sonra otonom yapay zeka destekli otonom sistemlere yoğunlaştık. Bu kapsamda da geçtiğimiz aylarda hatırlarsınız belki Zahan'ın teslim töreni ve GZPT modernizasyonun ilk imza töreninde ilk canlı yayınımızı gerçekleştirmiş olduk. Canlı bir şekilde araç otonom olarak görevini icra etti. Bu şekilde de çalışmalarımıza devam ediyoruz aslında. Şu an sene sonuna doğru bu otonom çalışmalarını da olgunlaştırmayı hedefliyoruz, tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii insanların merak ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri bu projeye büyük önem veriyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı evet. Ee, önümüzdeki dönemler içerisinde hedef nedir envantere girişle ilgili böyle bir tarih verebiliyor musunuz? Ee, aslında tam tarih veremiyorum ama çok yakın bir dönemde e, Türk Silahlı Kuvvetleri Savunma Sanayi Başkanlığı üzerinden 5 tane araç teslim etmeyi e, öngörüyoruz. İki farklı konfigürasyonda bir tanesi komuta kontrol aracı, dört tanesi lojistik destek aracı olacak şekilde. Yine bu lojistik destek araçları farklı görev e, operasyonlarında kullanılabiliyor. Çünkü çok modüler bir yapı sunuyoruz biz müşteriye. Farklı faydalı yük entegrasyonlarıyla birlikte e, bu araçlar farklı şekillerde icra edilebiliyor. E, çok yakın dönemde neredeyse imza aşamasını izleyebiliriz. izleyebiliriz. Oraya 5 tane denemelik bir araç vermeyi hedefliyoruz aslında. Bu tabii bir başlangıç muhtemel sonrasında konseptlerin oturmasıyla sağ testleriyle birlikte bu farklı bir boyuta doğru gideceğini umuyoruz. Sizlere kolay gelsin diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hepimizin umudu bu yönde aslında. Teşekkürler sağ olun. Şimdi Gölge suvarinin yanındayız. Daha yakından bakacağız hangi sistemleri var, neler yapılmış. Ve tabii ki ben sorumu sormak istiyorum. Bu e, İKA'da kullandığınız ağır sınıftaki İKA'da M113 olarak adlandırılan e, aslında oldukça geçmişi eski bir zırhlı personel taşıyıcı. FNSS olarak bu araca sizler neler koydunuz? Merhaba ben Muhittin Ekici. Otonom araç geliştirme projesinin teknik lideriyim. Bu aracın insanslaştırma sürecinde birçok ekstra sistem takıldı. Aracın son teknoloji ürünlerle donatılması sağlandı. Aracın otonom hale getirilmesi sürecinde farklı aşamalar var. Bu aşamalardan bir tanesi algılamadır, bir tanesi hareket etmedir, bir tanesi kendinin yerini bilmesidir. Bunların hepsi için farklı sensörler, ataletsel navigasyon sistemleri, kameralar takıldı. Bunları istiyorsanız araç üstünde de gösterebilirim. Şöyle bir dolaşalım hem de aracı yakından tanımış olalım. Şimdi e, ben tabii baktığım zaman normal e, dışarıdan ancak meraklısı evet. anlar bunun e, m 113 olduğunu ama ee, üzerinde bir herhalde bir giydirmeniz var. Şöyle bir devam edelim. Evet, üzerinde giydirmemiz var. Burada küçük e, bir kameramız var. E, bu kamera manevra bu, kamerası. şu kamera değil mi buradaki? Şu kamera manevra evet. kamerasıdır. Bu kamera e, operatörün uzaktan kumandayla kullanırken yakın çevresinde ne olduğunu e, 360 derece görmesini sağlar. Bu kameradan aracın dört bir tarafında da vardır. Böylelikle operatör e, küçük manevral yaparken veya etrafında yakında ne olduğunu görmek isterse bu kameralardan faydalanabilir. Yani etrafı bu kameralar yardımıyla. Evet, Peki kısa, kısa mesafede bunları kullanıyoruz. Manevra yaparken, yani kısa hareketler yaparken ve çevresinde aracın tam yakınında, paletlerin yanında, önünde, arkasında ne var, bunları görebilmek için bunları kullanıyoruz. Ee, tabii şimdi gece şartları var, sis şartları var. Ee, bu kameralar o tür durumlarda operatöre yardımcı olabiliyor mu? Başka sistemler mi kullanıyor? Ee, onun için başka sistemler kullanıyoruz. Onun için. Ee... Gece şartlarında özellikle hem gece hem de gündüz kullanılabilen derinliği artırılmış termal kameralar kullanıyoruz. Bunlar şu anda da zaten hala hazırda sürüş kamera olarak kullanılan kameralar. Onun dışında lidarlarımız yine gece şartlarında da çalışacak durumdalar. Her türlü durumda optik olarak görüşü sağlayacak sisteme gölge suvari sahip. İsterseniz şöyle devam edelim bakalım şöyle ön tarafa doğru. Şuradaki sensör müdürü nedir biraz anlatır mısınız bize? Bu lidarlar, bunlar lidarlar, burada kullandığımız lidarlar aslında aracın bütün çevresindeki ortamı algılayabilmesini sağlıyor. Çok özür dilerim. Lidar nedir bir de izleyicilerimiz soracak. Lidar lidar diyoruz ama bir açıklamasını yapalım. Nasıl çalışıyor? Şöyle lidar için aktif bir kamera diyebiliriz. Normalde kameralar üzerine yansıyan ışığı gösterirler. Lidar kendisi bir ışın üretiyor ve bu ışını dışarıya gönderiyor. Daha sonra o gelen ışının yansımasından çevresindeki e, varlıkların nerede olduğunu tam olarak görebiliyor ve bunu e, sayısal olarak bir nokta bulutu şeklinde bize iletiyor yani bize dediğimiz aslında aracın bilgisayarına iletiyor Böylelikle düşük görüş şartları herhangi bir problem olduğu zaman daha etrafında neyi var aracın görmek herhalde bunu algılamak evet. mümkün Evet aynı şekilde yani kameradan farklı olarak, daha doğrusu kameradan farklı olarak e, lidarların özelliğinden bir tanesi de, mesafeyi ölçebilmesi. Yani siz normalde kamerayla baktığınız zaman önünüzdeki nesnenin ne kadar uzakta olduğunu göremezsiniz. Ya net görürüz ya görmeyiz ama evet, mesafeyi. Mesafeyi göremeyiz. Tam olarak noktaların nerede olduğunu, nerede bittiğini, o objenin nerede başladığını göremeyiz. Lidar aslında bize bunu sağlıyor. Böyle biraz daha dolaşalım, Siz de şöyle alalım. Farlar var tabii ki. Herhalde kurtarmak için, çeki için evet. gerçekleşen... Aslında orijinal parçaları. Aslında aracın gerekli olan kullanılan orijinal parçalarını tutuyoruz tabii üzerinde. Bizim koyduğumuz sistemler aslında araca ekstra kabiliyet katmak, işte aracın durumsal farkındalığını artırmak, aracın uzaktan kullanılabilir hale getirmesini sağlamak. Bunlar için kullanıyoruz. Peki şöyle gelelim üzerindeki... Şunu söylediniz zaten, yine öndeki, üstteki sistemleri anlatır mısınız? Ön tarafta gördüğümüz, sol tarafta gördüğümüz olan bizim yine bir lidarımız. Bu araçta bütün... Kaç lidar var? Şu anda üç tane var. Ee, biz yine çalışmalarımızda devam ediyoruz. Daha artabilir, azalabilir. Şu anda bir e, prototip ve geliştirme projesi olduğu için bu lidarların sayısı artırılabilir. Ama lidar sayısı ne kadar çok artarsa e, sizin veri yükünüz o kadar artacaktır. Bu da e, baş edilmesi gereken çok daha fazla işlemci yükü, işlemci e, kapasitesi gerektirecektir. O yüzden bunların aslında biz bir optimum noktasını bulmaya çalışıyoruz. E, onun yanında bir, bir sürüş kameramız var. E, bu sürüş kamerası da yine... E, diğer burada sadece biz bir kamera kullanıyoruz ama tabii ki kullanıcının isteğine göre biz bu kameranın özelliklerini şekillendirebiliriz. Kullanıcının istediği kameraları ekleyebiliriz. Bu aldığımız kameraları operatör kontrol ünitesine gönderebiliriz. Operatör kontrol ünitesinden aracın üstünde ne kadar kamera olursa olsun onları seçip onları izlemesini sağlayabiliriz. Yani müşterinin isterse görev nasılsa siz ona göre bir altyapı oluşturuyorsunuz evet. ve ona göre şekillendirip e, bir altyapıyı bir farklı bir ürün haline getiriyorsunuz. Devam edelim, dolaşalım şöyle. Far sistemlerini söyledik. Dediğiniz gibi yine bir lidar herhalde bu tarafta evet. yer alan. Bu lidarın 360 derece lidar olduğu için aslında aracın yanı ve bütün önünü kapsayacak şekilde bize görüş alanı sağlıyor önde kapsayamadığı alanları da yine yukarıdaki lidarla aslında kapsamaya çalışıyoruz. Yani aracın mümkün olduğunca çevresini tam olarak görmesini istiyoruz biz. Ve bu bu aldığımız veriye işliyoruz. Evet, ee, şurada gördüğünüz herhalde eskiden burada sürücü mü vardı buranın altında? Evet, artık, artık, emekli ettik sürücü arkadaşımızı <laughs> öyle diyebiliriz. <laughs> sürücü ete vurdu diyelim. Evet. Etrafındaki bizim daha böyle dışı parlak olan şeyler nedir acaba? Onlar aracı yine orijinal sistemindeki periskoplarımız. Şu anda tabii sürücü olmadığı için bir şeysi yok ama onlar yine orijinal haliyle kullanılıyor, kalıyor yani. Orijinalle tutuyoruz diyorsunuz bunlarla ilgili. Parçalar onlar, seviyoruz periskopları. <laughs> ee, bazen de tabii insansız sistemler insanlı olarak da kullanılabiliyor veya diyelim ki bir yaralı tahliyesi gerçekleştirilecek. Bir e, sağlık personeli lazım, birinin seddi tutması lazım. Sonuçta da insanlardan da çok vazgeçemiyoruz galiba. Evet. Bu savaş şartlarında veya operasyon şartlarında diyelim. Aracın nasıl kullanılacağı belli olmaz. Yani şöyle olabilir işte uzaktan kumandalı bir aracınız vardır ama operatörü yoktur. E ne yapacağız biz yani bu uzaktan kumandalı aracı kalacak mı? Yok kalmaması lazım. Şoför o, geliyor giriyor. Şoför kullanabilir yine ikisi de ortak olarak herhangi bir ön hazırlık yapmadan direkt kendisi şoför alıp kullanabilir. Hatta bizim bununla mesela yola çıktığımız yasak olduğu için hani öyle bir şey olmadığı için regülasyon olmadığı için şoförle gidip geliyor ama biz bu arazimizi de kendimiz operatörle uzaktan kullanabiliyoruz ihtiyaçlar ne ise, görev nasıl yapılacaksa buna göre değişiyor. Tabii ki bir insansız kara aracı sistemleriyle ilgili e, siz bunu insansız hale getirirken ne tür mühendislik çalışmalar yaptınız? Çünkü sormak istedim bugüne kadar felsese bir sürücünün olduğu, araç komutanının olduğu, doldurucunun olduğu gibi böyle bir ekip çalışması halinde bir tasarım mühendislik yaklaşımı içerisinde. Mühendislik olarak neler yaptınız? Aracın insansızlaştırılması sürecinde daha çok kullanılan platformu, yani yıllardır kullanıla gelen platformu aracın hareketine sağlayacak olacak şekilde tutmaya çalıştık. Bunları nasıl özetleyebiliriz? Aracın motoru, şanzımanı, işte freni, bu tarz sistemleri, yani yürür sistemleri, palettir, işte diğer bütün sistemler. Bunlar aslında biz orijinal halde tutuyoruz. Yani zaten hala hazırda mevzu sürücüsü olan birisi bu aracı yine rahatlıkla kullanabilir. Hiçbir rahatsızlık hissetmez. Onun dışında biz bu aracın kullanılabilmesi için elektromekanik sistemler yerleştirdik ve bu sistemlerin kontrolünü sağladık. Bu elektromekanik sistemler uzaktan kontrol ünitesi vasıtasıyla kullanılabilecek hale geldi. Ve aynı zamanda tüm bu aracın çevresinden aldığımız lidar verileri, kamera verileri, bütün nokta bulutları, aracın bulunduğu ortam, konumu bunların hepsini toplayıp bir şekilde yani daha doğrusu bir veri dağıtım sistemi sayesinde ilgili bilgisayarlara ulaştırıp bu bilgisayarların bunları hesaplamasını sağladık. Onun dışında insansızlaştırma sürecinde bir de kablosuz bir ağ bağlantısı gerekli. Uzaktan kullanabilmek için ve aracı otonom bile olsa aracın bulunduğu ortamı görmek isteriz. Bunun için yine bir kablosuz şifreli kablosuz bir bağlantı sistemi kurduk. Bununla uzaktan 2-3 kilometre uzaklıklardan rahatlıkla aracın konumunu görebiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Onun dışında tabii aracın üzerinde Dünya üzerindeki konumunu alabileceğimiz bir atayasal navigasyon sistemimiz var. Bu navigasyon sistemi sayesinde kontrollerimizi yapıyoruz. Aracın nerede olduğunu görebiliyoruz. Araca bir rota çizdirip bu rotayı takip etmesini sağlayabiliyoruz. Veya belli bir yere git orada bekle çeşitli görevler atayabiliyoruz. Aslında bu bizim aracın üstüne yaptığımız çoğu şey operatörün mümkün olduğunca istediği şeyi rahat bir şekilde esnek bir şekilde yapmasını istiyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Şimdi insansız sistemlerde dikkat çektiğimiz işte e, örnek vererek gidersek örneğin İHA'larda işte Libya'daki bir iş savaş, arkasından Karabağ savaşı ve hep farklı ihtiyaçlar, sahadan gelen özellikler e, ne kadar hızlı adapte edilirse aslında sistemde o kadar başarılı oluyor. Peki e, bu tür İKA sistemlerinde nasıl bir örneğin açık mimariyle çalışabiliyor musunuz? Farklı görevlere hazır mısınız? Bu Bizim geliştirme projemizde M110 aslında seçilme sebeplerinden bir tanesi de çoğunlukla kullanılan bir araç olması. Ve bizim tasarımımız da buna uygun olarak müşterinin veya işte kullanıcının ihtiyaçlarına uygun olarak açık mimariye uygun bir şekilde tasarlanıyor. Operatörün istediği ihtiyaçlarına uygun olarak istediği ve istemediği çünkü burada istediği şeylerin çok büyük data yükleri de olabilir. Bu data yüklerini karşılayabilmek için istemediği bazı şeyleri kısabiliriz, yeni şeyler ekleyebiliriz, yeni sistemler ekleyebiliriz daha modüler sistemler ekleyebiliriz. Bunların hepsini açık durumdayız. Bunların hepsini geliştirebilir durumdayız. Talep ne gelirse, altyapı ne kadar karşıladıysa bunları yapmaya yazılımıyla, tasarımıyla, mühendisliğiyle açıksınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Şimdi aracı dışarıdan beraber dolaştık, tanı, tanıdık ve şimdi biraz testlerini görelim. Arazide nasıl gidiyor ama bu testlerin ilk çalıştırması ve test sahasına birkaç metre gidişi normal kumandalı olacak. Arkasından otonom yani tek başına hazırlanan bir parkur var. Gölge süvari orada otonom. Kendi karar vererek rotasını çizecek ve bunu seyredeceğiz beraber. Böyle bir bakalım. Evet şu an çalışma tamamlandı. Biraz kendi rotasına doğru oturacak. Arkasından otonom sürüş başlayacak. şimdi gölge süvarinin otonom testini yapacağız ama birinin kumanda vermesi lazım. Kumandayı ben hareket tuşuna basarak harekete geçireceğim gölge süvariyi ve gölge süvari belirlenmiş rota üzerinde planlanmış görevi daha doğrusu rotayı izlemeye başlayacak. Ve hareket tuşuna basarak şöyle bir sağımıza bakalım birkaç saniye alıyor ve gölge süvari şu an belirlediğimiz rotaya doğru ilerlemeye başladı. Türk Kara Kuvvetleri'nin ortaya koyduğu konseptler bir taraftan da olayın savunma sanayi tarafında da savunma sanayi başkanlığının çizdiği yolda Türkiye'deki savunma şirketleri farklı insansız kara araçları geliştiriyorlar ve bu konuyla ilgili çok önemli konseptler yavaş yavaş olgunlaşıyor birer ürün haline gelmeye başlıyor ve tabii ki benim merak ettiğim konu İKA'ların insansız kara araçları sistemlerinin geleceği ne olacak? Merhaba, ben Sarper Erünen. FNSS'te araç ve otonom sistemler yazılım tasarım müdürü olarak çalışmaktayım. İKA'lar aslında geleceği vadeden araçlar. Biz gelecekteki savunma sistemlerinde ikaların çok önemli görevler almasını bekliyoruz. Genel olarak da FNSS olarak ağır İKA sınıfındaki öncülük hedefimizin temeli aslında bu oluşturuyor. Peki gelecekte Tamamen her şey insansız mı olacak bu konularda olduğu gibi böyle diyoruz ama bir türlü de insandan vazgeçemiyoruz. Neler öngörüyorsunuz? Yani çok yakın bir gelecekte aslında birazcık insana destek şeklinde olmasını bekliyoruz. Ge geçmişe baktığımızda aslında ikaların kullanımı uzun yıllar öncesine gidiyor ama o zamanki teknolojileri düşündüğümüzde çok daha basit görevler. Ama günümüzde sensör teknolojilerin gelişmesi, yapay zekanın gelişmesi, otonomi alanındaki araştırmalar sayesinde İKAL'lardaki gelişmelerde büyük bir hız kazanmış durumda. Örneğin sensör teknolojilerindeki gelişmeleriyle aracın öndeki engelleri ya da hedefleri daha iyi algılamayı, yapay zekadaki gelişmelerle de otonom kabiliyetin gelişmesini sağlayabiliyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. <laughs> ben teşekkür ederim. Bugün Ankara'da Gölbaşı'nda FNSS testlerindeydik ve çok önemli bir testi beraber izledik insansız kara araçları ki bu sınıfının en ağırı gölge süvari nasıl otonom gidiyor? Hangi sistemler üzerinde var? Bu işin geleceğinin rotası nedir? Birlikte izledik. Savunma sanayi konusundaki videolarımız devam edecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı lütfen yorum olarak yazın. Ve tabi beğendiyseniz bu videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmaya da sizleri bekliyoruz.